Nasıl olmuş pilav? Beğendin mi? Muhteşem olmuş Aşkım. Ellerine sağlık. O gün Eda'nın pilavını çok beğendin de onun için soruyorum. Onunki kadar güzel olmuş mu acaba? Vallahi o da çok güzel olmuştu. Hakkını yeme şimdi kızım. Az daha sen benim hakkımı yiyordun ama Ozan'cığım. Pilav görmemişler gibi saldırdın. İltifat üstüne iltifat yağdırdın. Mest oldu Eda. Yok kız, alındın mı yoksa? Ya, alınırım tabii ki. Aç kurtlar gibi pilava saldırırsan hiç görmemişler gibi alındırım. Küçük düşürdün beni herkesin ortasında. Saçmalama kızım. Yemek güzelse güzel derim ben. Al, seninki de çok güzel olmuş. Çok sağ olasın ama Eda'nınki kadar değil, anladım. Oysa alınacak yer mi arıyorsun sen? Tamam, seninki Eda'nınkinden daha güzel olmuş. Oldu mu? Böyle ikimiz otururken söylemem bir şey ifade etmiyor. Ne yapayım? Televizyonlara telefon açayım, altyazı geçsinler. Ozan dedi ki Zeynep'in pilavı Eda'nınkinden daha güzel oldu. He? Hemen sulandır değil mi? Ya kızım tamam işte aşkım, yiyorum Allah'ını seversen. Bak, bak. Bum bulup. Bu böyle olmuş. Niye dert ediyorsun? Anlamam ki. Neden durdun? Olmadı tabii. Güzel olmadı. Tereyağını mı az koydum? Yok yok, şey oldu. Neyse, tamam, ikimiziz ya. Lütfen ikimizi söyleyebilirsin. Dayanabilirim. Kötüyse kötü de. Çok iyi, çok. Ellerine sağlık. Gözlerim mi yaşardı senin? Ağlıyor musun sen? Dişime bir şey kaçtı da. Allah kahretsin, dişim kırıldı galiba. Yiyorsa ne biçim pilav yapıyorsun kızım, de bakalım. Ah! Ah! Ben korkudan içimden bağırıyorum be. Hale bak. Kusacak mı ya? Hayır. Yok yok, çok güzel mi? O kadar mı kötü? Kusturacak kadar mı kötü? Kızım pilavda bir şey yok. Kahvaltıya hiç dokunmadın. İyi misin sen? İyiyim, neden? Neden sürekli evin yanağında? Öyle mi? Evin yanağında mı sürekli? Evet, dün akşamdan beri sürekli evin yanağında. Bir de neden her soruma soruyla karşılık veriyorsun? Böyle mi yapıyorum? Evet bak, yine aynısını yaptın. Dişin mi ağrıyor senin? Soruya soruyla cevap vermekten mi anlaşılıyor diş ağrısı? Yine aynı şekilde soru sordun Ozan'cığım. Karambole getirmeye çalışıyorsun. Dişin ağrıyor. Dişçi korkusu tabii ki, kolay değil. Ya yok kızım ya, dişim ağrıdı falan yok. Sadece dün yemekten biri biraz sızlıyor, o kadar hepsi. Yemekten? Yani. Tabii tabii. Benim yemeklerimden değil mi? Benim yemeklerimin çirkinliğinden. Tabii ki. Pilavım çatır çıtırdı, dişini ağrıttı. O mu oldu yani? Nedir bu pilav hassaslığı? Anlamadım ki kızım ya. Allah Allah. Büyük bir şey değil dedik işte. Uzatma. Sen Eda'nın pilavlarına layıksın. Doğru. Benim pilavlarıma değil. Hiç pilavıma laf söyletemem vallahi Ozan'cığım. Kusura bakma. Şahane pilav yaptım. Senin dişin kim bilir ne zamandır ağrıyor. Dişçi korkusundan gitmiyorsun. Benim pilavımda kabahati buluyorsun. Anlamadım ki, pilavın güzel demek için notere gidip kağıt mı imzalamam gerek kızım ya? Allah Allah. Tamam ya. Yemezler. Ulan evet, evet. Senin pilavındaki kafam kadar taş dişimi kırdı. De bunu bir hafta kavga et sonra. Ne ya? Zeynep ayıklamasın pirincin taşını, sonra ayıklasın Ozan pirincin taşını. Bak, gene içimden bağırdım. Ya ben dişçiden mi daha çok korkuyordum, Zeynep'ten mi acaba? Oh.
Akşam hiç yemek yemedin. Yedim ya kızım ya. Hatta çok güzel olmuş. Ellerine sağlık demedin mi? Niye bağırıyorsun bana? Dişin ağrıyorsa git dişçiye. Bana niye çemkiriyorsun? Sen ne alakası var kızım? Ben şu dizideki Hürrem'e sinirlendim. Katil eder bu kadın adamı. O kadar ciddiye alıyorsun yani. Tamam canım, değiştirelim kanalı o zaman. Yok yok, değiştirme. Şimdi hava durumu falan çıkar. Yok sıcaktı, yok soğuktu. Çekemem. Sıcak soğuk hassasiyeti. Diş ağrısı belirtileri. O yersen olur canım. Seyredersen değil. Seyretmeye niye bu kadar takılıyorsun o zaman? Sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk yani. Seran mı var, tarlan mı var? Yani üstüme gelme ya. Lafı geveleyerek nereye varacaksın? Ozancığım dişin ağrıyor besbelli. Niye doktora gitmiyorsun? Dişimin falan ağrıdığı yok benim, tamam mı? İyi. Madem yok, muhallebi yaptım sana. Güzel güzel ye. Tam pilavın bir kenarı ama tatlı da üstüme yoktur, biliyorsun. Evet, tatlı da üstüne yoktur, bilirim. Ne yazık ki. Tam ağzına layık yaptım. Krokanlı falan böyle. İyice dişe gelsin diye. Ah, ah, ah. Ah, nerede o eski sütler be? Bir muhallebi yapılırdı ki iki parmak kaymak olurdu böyle muhallebinin üstünde. Boş boş konuşuyorsun, biliyorsun değil mi Ozan? Boş boş konuşuyorsun, dişin ağrıyor işte. Gitmiyorsun dişçiye. Ne bu korku ya? Dişten korktuğum falan yok. Bak çok güzel olmuş muhallebin. Ellerine sağlık, harika. Tamam madem dişten de korkun yok, dişin de ağrımıyor. Çok da güzel olmuş. O zaman koklama da bir lokma al. Akşam üstünden beri buz gibi şeyde beklettim. Dolapta beklettim senin için. Buz gibi oldu. Oldu mu? Al. Tamam. Oldu ama bir lokma daha al. Bu sefer de hemen böyle yutma. Krokanlarını böyle iyice dişinle eze eze. Ah! Ah, biri öldürsün şu kadını, rahatlayalım ya, şu Hürrem'den kurtulalım yani. Ay özene büzene pilav yapmışım, sen benimkini değil git Eda'nınkini beğen. Ay benim takırtı kurmuş da dişini kırmış benim pilavım yüzünden. Ay demedi tabii ki, yemedi. Öyle bir şey demedi ama ben anlıyorum yani ne demek istediğini. Hiç bile anne, şahane biliyor musun pilavım? Şahane bir pilav yaptım, ağza dağılıyor böyle yumuşacık. Yumuşacık. Şahane pilavımı laf ettirmem vallahi yani. Ay öyle deme sen de. Ay öyle deme. Ay şimdi onu öyle dedim diye hemen şey yapma. Sana da bir şey söylenmiyor. Ozan iyidir yani. Bir şey ısınamadın şu çocuğa. Isınamadın yani. Bunları söyleme anneciğim, yakında evleneceğim. Evlendikten sonra çok geç olacak. Evet, evet. Çok geç olacak yani. Ay anne. Alkolik mi olsaydı daha mı iyiydi yani? Neden alkolik olsun anne? Ozan geldi. Ya ay bizi değil mi? Neydi nesin? Bu tarafta bir şey arıyor. Ne? Dur. Ne yapıyorsun tatlım? Rakı lazım bana, rakı. Rakı yapacaksın ya. Alkol istiyorum, alkol. Alkol ay, lazım bana. Sana. Aferin sana Ozan. Burada alkolik değil diye seni savunuyorum. Sen neler diyorsun? Tam kapatmadı. Ay anne. Ay anne, uğraşamayacağım şimdi seninle. Ne diyorsun? Ne işin var senin burada? Hiç, işten erken çıktım. Asıl senin ne işin var? Ben hep bu saatte gelirim. Hı. Tamam, hadi gidelim içeri. Ozan. Hı. Şu yalanı bir gösterir misin bana? Hı. Gözlerini kapatıp böyle yapmak da olmuyor. O yalan değil. Ağrıyan, dişinin ağrıdayan yanağını. Ya hadi gidelim ama Allah'ını seversen. Ozancığım, bu ne hal? Ne? Ne olmuş? Ne var? Bokunu çıkarttın iyice. Double gibi olmuşsun. Göz altlarım değil mi? Bugün işte de söylediler böyle. Çok yoğun çalışıyoruz da bu ara ondandır. Saçmalama. Saçmalama. Ne saçmalaması kızım, Allah Allah. İşler yoğun, gece gündüz çalışıyoruz. O yüzden de böyle yorgun olabilirim. Ne var yani? İşten yani. Evet işten. Hadi girelim, biraz dinlemsem geçer. Hadi. Çok güzel. Bodyguard'dan mı başladın? Boksörlüğe mi başladın? Ne işi bu? İşten değil bu, dişten. Hadi. Hayret bir şey Ozan, ama bu yaptığın olmaz. Dişten korkuyorum diye iş değil yani yaptığın. Çekmeceye ne koydun? Bir şey koymadım ya. Ağrı kesici koydun değil mi? Yok.
Ağrı yok ki, neden? Ne ağrı yok ki, neden? Ozan çıldırtma beni, davul gibi oldu suratın ya. Yarın dişçiye gidiyoruz, hiç kaçarın yok. Gitmem ya durup dururken. Neyin durup dururken mi var ya? Kuazmodo gibi oldun şu haline bak. Abartsaydın Zeynep. Ne abartsaydın? Çiştin. Onun tek farkı var. Onun kamburu sırtında, seninki yüzünde. Ha bu ağrılar, korkuya bir faydası yok ki bunun. Korku yok kızım, korku yok ya. Allah Allah, Arkistilo vitamin içiyorum ben. Ne vitamini ya? Böyle olmak için mi içiyorsun? Cehaletin sonu rezalet Ozancığım. Dişçiye gitmek bir son değildir, bir başlangıçtır. Ağrım falan yok benim. Böyle olmak için içmiyorum. Böyle olmak için içiyorum. Sen gel, ben sana ispatlı vallahi vitamin. Ya Ozan! Ya. Au, bu ne koku? Ozan! Ceset gibi kokuyor ya ağzın. Aa, vitamin içtim yok. Ondan kokuyor. Ya ne vitamini ya? Kim kandırıyor acaba ya? Fırçayla geçmez o. İçinden geliyor o koku. Allah'ım adam, ne inatmışsın be. Vallahi tanıyamıyorum seni, hem inadından hem yüzünden. Ah! Ah ya! Buz gibiymiş su. Aşkım. 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 Ah canım. Sakin hadi, uyan artık. Ay, içim geçmiş. Ne kadar oldu ben uyuyalı? İlacı içer içmez yattın hemen, 4-5 saat uyuyor. Valla? Uyuyalı, evet. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Kendime geldim ya. Evet. Doktor demişti zaten. İlaçları ilgili birazcık uyku yapar demişti. Yani sana inanamıyorum Ozan. Adama resmen telefonda şişi tarif ettirdin bana ya. Şaka gibisin. Nasıl şaka gibi olan doktor? İlaçlar milaçlarmış. Ne işte? 2-3 gün yattım, uyudum, dinlendim. Bak ne şiş kaldı, ne acı. Geçti gitti. Ay Ozan. Saçmalama, o uykuyu, o uykuyu zaten ne yapıyor sanıyorsun? Antibiyotik yapıyor o uykuyu. Şişin indi işte. Yarın şey yapacaksın. Randevu alacaksın doktordan. Ya kızım şiş indi, acı gitti. Ne gideceğim doktora? Hem çenemi uyacak hem cebimi. Ozancığım doktor ne dedi sana? Şişin inince dişin geçmiş olmuyor. Sadece şiş inmezse oraya operasyon yapamam dedi. Enfeksiyon devam ederse. Onu kuruttu lütfen. Sen merak etme, biz dişinle anlaştık. Sen girme benim dişimle arama ya. Şimdi doğru bir şey söyledin işte. Dişindeki kırık o kadar büyük ki arasına ben bile girebilirim. Evet, senin dişinde hiçbir şey yoktu değil mi Ozan? Ya sen ne kadar meraklısın kızım benim acı çekmeme ya. Ben niye meraklı olayım canım senin acı çekmeye? Ama bana ne be? 2-3 gün sonra acısını sen çekerken sanki ben çekeceğim acısını, sen çekeceksin. Tamam hadi kalk. Çorba yaptım, ister misin? Uf, açlıktan ölüyorum aşkım vallahi içeri. Tamam, bir de sana sürprizim var. Geçen hafta yaptım. He? Pilavdan yaptım. He? Pilavdan mı? Ay. Doktorun telefonu kaçtı, ben onu arayayım da. Ay. Randevu alayım sabah, ilk tamam. Ona gideyim. Hadi ya da şey yapayım, dur. He. İşin adı ne? Açsın muayenehanesi sabah. Tabii. Direkt giderim onu ya. Direkt ona gidersin. Ay bebeğim benim ya. Oh be, ne kadınım be. Nasıl bir pilav yapıyorum Eda, gel gör. Ay bu korkak öküzü bile dişçiye götürmeyi başardım. Sıkıyorsa sen böyle bir pilav yap. Aa, ne oldu ki bana böyle? Dengimi kaybettim, arabaya girdim ha. Abi durum bildiğin gibi değil ya. Çok kötü sıkıştım be Ozi. Dur be oğlum, tamam. Hemen karartma enseyi. Abicim ben o aşamayı geçtim. Artık bıçak kemiğe dayandı Ozi. Tamam, tamam. Yapma oğlum ya, böyle ağlama. Dur anlat bakayım, ne oldu? Nedir derdin? Bayağı bankadan kredi almam gerek. Ne var oğlum? Buna mı ağlıyorsun yani? Bankalar şeker dağıtır gibi kredi dağıtıyor, git al. Bana o şekerden artık dağıtmıyorlar abicim. Sorun burada işte. Kefil istiyorlar. Evet tabii, sen de kara listeye girdiğin için sana kredi vermiyorlar tabii. Kefil bulabildin bari? Bulsam niye ağlayayım be abi? Bulsam niye ağlayayım ya? Of, ama içimden bir ses bulmak üzeresin diyor. Kim? Ben mi? Hadi hadi, yok saçmalama. Hayır, yok abi, yok. Ne olur bu, Allah aşkına benim bu kefil işine karışma. Daha önce zaten seninle bir macera yaşadık ya. Ya Ulancığım bunlar formalite gerçekten, bak ben tıkır tıkır ödeyeceğim. Sen merak etme be oğlum beni ya. Karıştırma arkadaşım, ne olur ya. Bir eşek bir çukura bir kere düşer ya. Ben aynı hatayı bir daha yapmam, tamam mı? Şuna bakma. Ben ölmüşüm. En can arkadaşım bana güvenmiyor. Banka neden güvensin? Hayır yapma. O zaman bana kefil olmuyor. Dur, ağlama. Hayır ya. Ya tamam. Tamam oğlum tamam, ağlama ya. Ağlama ya. Tamam şimdi, hayır tamam, kefil olacağım. Tamam tamam olacağım. Tamam.
İşte bu be! Tamam. Kardeşimsin sen var ya Ozi, kardeşimsin! Tamam kardeşim, tamam hadi üzül. Gerçekten mi? Kesinlikle. Tamam. Yani bir şey söyleyeceğim, bana bak. Eğer ödemezsen mahvolurum, biliyorsun değil mi? Abişim bak, sen beni hiç tanımamışsın ya. Hiç merak etme sen. Sen benim hayatımı kurtardın, hayatımı kardeşim. Bak yavaş, yok bu arada nasıl çıktım? Tamam. Arkadaşlar biz oğlum, kim olsa aynı şeyi yapardı. Tamam, hadi. Ne yapıyorsun, kalktınız mı? Ateş almaya mı geldin derler, bir şeyler yapacaktım. Yok sağ ol Zeynep'ciğim. Ben almayacağım. Ben alacağımı aldım çünkü. Ozi'cim görüşürüz. Hadi bana iyi günler. Haydi öpüyorum sizi. Haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yarın ofise uğra da halledelim senin işi. Geleceğim. Aşkım. Ne yaptın canım? Otur. Ne yaptın? Neyin? Ne yaptın Mahir'e? Bir şeyler mi yaptın? Bizi takıp oynamadığı kaldı da. Yok ya. Öyle kredi lazımmış da kefil olur musun dedi, kabul ettim ben. Ya sen akıllanmayacaksın mı be adam? Sen akıllanmayacaksın mı? Mahir'e kefil olmak mı? Rekorlar kitabına kapak olmak mı istiyorsun? Ya ne yapayım Zeynep? Karşımda hüngür hüngür ağladı ya. Göz yaşına dayanamıyorum biliyorsun. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim, inanamıyorum sana Ozan. Sana inanamıyorum. O kefil olduğun paralar bir tarafına kaçınca o zaman göreceksin sen gözyaşını. Pes. Haberin yok. Pes. Hüngür hüngür ağlama abla. Ben de ağlıyorum böyle hüngür hüngür. Ama oy. Kendi derdim oy. Ozan oğla kefil oldu. Oy. Ben de ağlıyorum o zaman. Ağlama aşkım ya. Ya Sami'cim lafı mı olur be kardeşim ya? Ya sen benim liseden sıra arkadaşımsın, sıra. Kardeşim benim. Yolladım hiç merak etme sen. Aha. Tabii. Oğlum bir git bak banka hesabına. Geçmiştir diyorum ya para hesabı. Ne demek ya? Ne demek lafı mı olur? Ya oğlum şurada lisede kaç kişi kaldık görüşebilen ya? Ha? Ha kardeşim benim. Sesin iyi geliyor ama şimdi. Çok mutlu oldum ha. Vallahi o gün çok üzülmüştüm öyle ağlamakta duyunca sesini. İyisin değil mi? İyi. Tabii görüşelim. Tamam bak bana bak. Yine başın sıkışırsa ara ha, çekinme. Tamam mı? Tamam kardeşim benim. Hadi kendine iyi bak sadece. Bay bay. Kim o? Tatlım kimle konuştun? Ha yok ya şey. Bizim liseden arkadaşım var Sami. Sami. Sami kim? Tanıyamadım ben. Kim Sami? Biz tanıyamazsın ki bilmiyorsun ki sen onu. Biz de yeni karşılaştık Face'ten. Çok özlemişiz birbirimizi ya. Ya özlemez misiniz tabii ki? Senin gibi saftirik adam özlenmez mi hiç? Allah Allah niye saftirik oldum şimdi hanımefendi? Şimdi olmadın. Daha önceden de saftiriktin. Dün Mahir'e kefil oldun. Hı. Bugün gel yeni Facebook'tan gördüğün arkadaşına para ver. Sen saftirik değilsin de. Kim saftirik Ozan'cığım? Kızım bir kere Sami benim liseden sınıf arkadaşım, bu bir. İkisi sen benim Sami'ye para gönderdiğimi nereden biliyorsun? Konuşmalarımı mı dinliyorsun sen benim? Dinleyeceğim anam, mecbur dinliyorum. Tepemde dönüp duruyorsun, tepemde konuşuyorsun. Etrafında dönüp duruyorsun, mecburen ben de duyuyorum. Çok rahatsız olduysan git kapat kendini odaya. Döne döne konuş, duymayayım ben de. Olsun gene de ayıp. Ayıp, baştıramam ben, benim bayramlık ağzıma Ozan. Evimizin bütçesini, rızkını ona buna dağıt, ondan sonra ayıp. Ben Allah mi ayıp, sen mi ayıp? Ya kızım ihtiyacı olmasa yollamazdık herhalde. Çocuk beni aramış, Face'ten bulmuş, telefonum istedi, verdim. Ağlaya ağlaya derdini anlattı, bize verdik. Çok güzel, sen her ağlayana böyle para verecek olursan yandık Ozan'cığım. Sevaptır kızım, sevap. Başımızın gözümüzün sadakası sadaka olsun. Sadaka mı? Sadakalar. Senin verdiğin fiyatlara çıktıysa ben yarın dilenciliğe başlayayım Ozan'cığım o zaman. Allah Allah ya. Ben yarın dilenciliğe başlayayım. Sen nasıl bir pintisin? Eli açık pinti mi olur? Ya kızım. Ya yardım bu yardım. Cennetliğimi yapıyorum ya. Cennetliğini falan yapma. Sen cennetliğini yaparken cennetlik biletini alıyorsun. Dün Mahir, bugün Sami. Tık diye gidivereceksin onlara. Cennete gideceksin onlara yediğin kazıklardan. Sen de kına yakarsın. Ha. Yakarım evet. Kına yakacak para kalırsa yakarım ana. Ozan'cığım arabamız yok. Kapının önünde yok. Garajda da yok araba. Ozan araba yok. Sakin ol hayatım biliyorum. Biliyor musun? Hı-hı. Hayırdır ne oldu? Bozuldu mu? Ne oldu? Yok canım arabamız şu anda Kapadokya yollarında. Arabamız Kapadokya yollarında. Hı. Peki şu küçük ayrıntıyı sormama izin ver. Hı. Bizim arabamızın Kapadokya yollarında işi ne? Biz içinde değilken. Canım biz içinde değiliz ama bizden birisi içinde. Babam var arabada. Arabayı babana mı verdin Ozan'cığım? Hı-hı.
Kapadokya yollarında. Peki bu Kapadokya yollarında babanın ne işi var? Hayatım dün geldi, morali bozuk. Şimdi belli ki bir sıkıntısı var. Tamam, devamını ben getireyim. Lütfen tahmin edeyim. Ağlamaya başladı, sen de dayanamadın, arabanın anahtarını verdin değil mi? Aynen. Kızım nereden bildin ya? Aa, Allah Allah, nereden bildim acaba? Ne bileyim ben. Hakikaten ya. Ozancığım. Ama gerçekten bu sefer çok ciddiymiş hayatım. Bak ilişkisi varmış bir tane. Kapadokya'ya tatile gideceğiz, evlenme teklif edeceğim dedi bak, bana. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Dünya üzerinde şu dört kelime hiçbir şekilde aynı cümle içinde kullanılamaz. Ferit, evlilik, ciddi, ilişki. Hayatım bu sefer ciddi ya. 40 yıllık babama müsaade et de tanıyayım ya. Ben sana ne zaman müsaade etsem başımıza bir işler geliyor. Biliyorsun değil mi? Ama aşkım param yok dedi ya. Ne yapsam uçakta daha pahalı olurdu. Hem böylece yolda giderken konuşuruz, laflarız, birbirimizi daha iyi tanırız dedi adamcağız. Evet. Peki biz bu o kadar zaman arabasız ne yapacağız onu da söyleyiverseydi. Neyse tamam. Peki babanın arabası yok. Parası yok. Sen arabayı verdin. Şimdi o parası yokken ne yapacak? Nerede kalacak bu adamlar? Arabada mı yatıp kalkacaklar? Olur mu canım? Oteli ayarladım ben. Kızdın mı? Ne diyeyim? Ne diyeyim Ozan? Ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? Ay aşkım sen ne kadar garip bir adamsın ya. Çok yufka yürekli misin? Yufka yürekli. Canım benim ya. Aşkım. Hemen her şeylere. Ama aşkım. Valla arada böyle ağlamakta filan ya, o kadar üzüldüm ki ya. Babam sonuçta yani. Hem bir görsen öyle bir teşekkür ettik yani. Sana da çok teşekkür etti sevgilim. Tamam neyse. Birkaç gün arabası idare ederiz. Ölmeyiz ya. Canım sadece araba için değil. Bikini için de teşekkür etti. O ne demek kuzum? Ya kızım işte kızın giyecek bikinisi yokmuş. Otelde de havuz var malum. Ne yaptın? Ne yaptın? Dolaplarımı karıştırıp el alemin kadınına benim bikinimi mi verdin? Olur mu canım? Dolaplarını karıştırmayayım. Ortalıkta torbanın içinde bir tane duruyordu. Ozan! Yatağın üzerindeki torbanın içindeki bikiniyi verdim deme. Verdim kızdın mı? Hani ben yufka yürekliydim ya. Senin o yufka yüreğini valla en kızgın saçlarda kızartı veririm ben Ozan. Benim aldığım daha hiç giymediğim yeni sıfır bikiniyi el alemin kadınına nasıl verebilirsin acaba? Nasıl verebilirsin acaba? Seni ben öldüreyim mi? Boğayım mı? Aşkım ya. Ya yiyen ya. Hani el alemin karıların. Yufka yürek ama. Öf ya. Havuz varmış otelde. Yazık günah değil mi ya? Yani millet yüzerken kızcağız baksın mı yani? Donsuz girsin bana ne? Çok ayıp. Kapadokya'da. Ya yazık bu hayvanlara ya. Ya bu panda... Hiç kimse bu pandaları düşünmüyor ya. Git oğlum mesaj git. Bir panda bir pandadır. Kurtaracağım seni. Ya bir mesaj daha mı atsam acaba ya? Ozan? Tatlı? Ne oldu, ne yapıyorsun? Hayat kurtarıyorum sevgilim, hayat kurtarıyorum ya. Hayat mı kurtarıyorsun? Neden hayatını kurtarıyorsun hayatım? Ağlıyorsun. Ağlıyorsun ama neye ağlıyorsun? Ya hayatım baksana şu pandaları görüp ağlamamak mümkün mü ya? Üzülmemek mümkün mü şu hayvancağızlara? Ha pandalara, pandalar için mesaj atıyorsun tamam. Güzel atmışsın işte mesajını. Ağlama hayatım. Acaba canım Zeyno bir tane daha mı atsam ya? Bir panda daha mı kurtarsam acaba? He? Ozancığım ama ya bunun bir sonu yok ki. Sayende dünya zaten pandalarla dolup taşacak hayatım ya. Kaçıncı attığın mesaj bu? Ya hayatım. Yeter bak yaptın tamam. Duyarlılığını anlıyorum ama yeter. Ama sevgilim Kuzey Deniz Fokları için 6 tane mesaj çektim. Onlar için bile 6 tane. Foklar yani pandaların ondan da ne eksiği var? Evet. Foklar için 6 tane mi mesaj attın Ozan? Ama hayatım birilerinin bu insanları düşün... Ama bu hayvanları düşünmesi lazım. Sürekli insanlar için mesaj atılmaz ki ya. Bataklık gibisin. Sordukça batıyorum valla. Başka neler için mesaj attın? Ya ne bileyim demin de bir tane kadıncağız ağlıyordu. Çok kötü ağlıyordu böyle. Ona mesaj çektim. Böyle 9 tane ayrı böyle yardım numarasına mesaj çektim. Ozan delirdin mi? Delirdin mi ya? Ya delirdin mi Allah aşkına söyle ya. Ya bunlara mesaj çek. Biz yardıma muhtaç duruma biz düşeceğiz sen delirdin mi? Bunlara çatpat çatpat mesaj atılır mı böyle? Ne yapacağız sonra ay sonu geldiğinde ne yapacağız bu faturaları? Ya ne faturası ya? Kimse benim bu insanlara bu hayvanlara yardım etmemi engelleyemez tamam mı? Evet suyla çalışıyor çünkü bu değil mi? Su. Ya doğrusu demin su kaynakları da tükeniyor demiştim. Atalım ya. Atalım ona da at. Su rezervleri tükeniyor. Benim acaba sabrım ne zaman tükenecek? Hani cep mesajıyla yardım etme bağımlısı olanlar bağımlıların bir derneği olsa herhalde logosu sen olursun. Bağımlılar derneği mi? De bilemedim. Öyle bir dernek de mi var? Çekerim, mesaj çekerim. Çıldırtma beni. Vallahi çıldırtma beni. Ben ya. Ben ağlıyorum.
halin içimi acıttı vallahi. Hemen bir kadın yardım kuruluşuna mesaj çekeceğim hemen kadın derneğine. Hangisine çekelim? Hı? Vah kardeşim vah. Hayatta ne dertler var ya. Biz de dertleniyoruz ya, yuh bize be vallahi yuh. Cim. Bak Zeynep'in sana meyve soydu da getirdi. Çok sağ ol aşkım, hiç iyisim yok vallahi ya. Neden yok hayatım? Neye yüzünlendin gene? Yine kim senin gözünün içine baka baka ağladı? Tahir. Tahir. Evet. Kim bu ağlak Tahir? Allah Allah. Ya yine bilmeden konuşuyorsun Zeyno ya. Ya o ağlamasında kim ağlasın ya? Boşu boşuna dilenci olmamış çocuk kızım. Dilenci. Dilencinin isimlerinde artık ezberler oldu. Çok güzel. Nasıl oldu bu tanışma Tahir'le? Sen yok kapıya geldi. Ondan sonra tabii o zaman adın Tahir olduğunu bilmiyorum. Sonra ağlaya ağlaya anlatmaya başladı çocuk. Evet çok enteresan. Ama bir dinle nasıl bir hayatı varmış çocuğun bir bilsen. Çocuk daha bunlar küçücükken babası bunları terk ediyor. Annesi de üzüntüden ölüyor. Üç kardeş buna kalıyor mu? Sonra o kardeşlerden iki tanesi hapse düşüyor bir şekilde. Diğeri de hasta yatalak zaten. Bu çalışıyor bir yandan hapistekilere para gönderiyor. Bir yandan da o hasta kardeşine bakmaya sonra çalışıyor. Sonra hapistekiler çıkıyorlar, kavga ediyorlar. Bunun aralarına giriyor, bıçaklanıyor, böbreğini kaybediyor. Nereden biliyorsun sen ya? Pastaneye de geldi çünkü aynı çocuk Ozan'cığım. Pastaneye geldi, bütün esnafı aynı yalanla böyle dönüp dönüp dolaştı. Hayır yani hayal dünyası da kıt. Ama sen buna da üzülürsün şimdi. Ama o kadar sahici ağladı ki ya. Ozan para vermedim de, lütfen para vermedim de. Yok yok vermedim. Öf. İyi çok şükür. Giysi verdim. Ayakkabı, ceket, pantolon, iç çamaşırı falan. Ya Ozan niye böyle? Ya dilencinin dertleri niye seni geriyor acaba? Derdi niye seni gerdi? Neden? Evi de üstüne yapsaydın bari. Yok artık. Çok güzel. Bir sınırım var demek hala. Vallahi Zeynep'ciğim sen bana kızıyorsun ama şu an yaşadığım huzurun yanında verdiklerim inan hiçbir şey değil sevgilim. Dolandırıcı dilenciye kaptırdıkların hakkında ne düşünüyorsun Ozan? Sen o utansın bana ne? Ben kalbimden kopanı yapmışım. Bak babam mutlu, Mahir mutlu. Lise arkadaşımın bile imdadına yetiştim be kızım. Allah Allah. Tamam, ne olacak? Tamam. Pandalara yardım ettim, folklara yardım ettim. Tamam. Verdiğim kuruş da sonuna kadar helal olsun. Attığım mesajlar da helal olsun bu huzurun karşısında. Tamam ama sen iyi ol. Huzurlu ol da ben başka bir şey istemiyorum. Tamam. Tamam sevgilim. Mesaj gel. Bak Mahir'den iyi arkadaş lafının üstüne mesaj atarmış. Oha! Oha ne diyor lan bu? Ne oldu? Şunu yazına baksana mesajda ne yazıyor? Kötü bir şey mi var ne? Abi ben bir süreliğine yurt dışındayım. Kredi taksitleriyle sen ilgilenirsin. Ellerinden öperim. Mahir. Alçak şerefsiz pisliğe bak pisliğe. Ben sana demiştim. Diyeceğim kızacaksın. Zeynep Allah'ını seversen sus. Allah'ını seversen sus ya. Ne olur sus yani. Heh, bir babam eksikti bunun üzerine. O da hep tam zamanını bulur arayacak. Efendim baba. Hiç şaşırmıyorum hiç. Ne? Kaza mı? İyi misiniz? Sizde bir şey var mı? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ya insaf baba ya. Ya insaf yani insaf baba ya. Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? Sana arabamı veriyorum. Kapa baba kapa baba. Ne oldu? Ne oldu? Kaza mı geçirmişler? Bir şey olmuş mu? Arabanın içinde değillermiş ki olsun. Ay çok araba yol kenarındalarmış. Kenarındaymış. Bunlar arabanın üstünelermiş. El freni çekmemişler. Araba kaymış aşağı doğru. Bunlar tabii arabanın üstüne ne yapıyorlarsa bu arada onu anlamadım ya. Araba duvara doğru gitmiş. Arabayı çarpmışlar. Ön takımlar. Bravo! Aşağı. Bravo! Daha taksitini bitirmediğimiz gıcır gıcır sıfır arabamız gitti. Bu etti mi sana iki? Deme bana. Ben demiştim diyeceğim. Sakın deme. Ben diyeceğim. Ben demiştim. Bu ne lan? Bu ne abicim? Abi yeter lan yeter be! Ne oluyor be? Ne oldu ya? Sami resmini paylaştı şu an Face'de. Baksana şu alçağa. Ne bu kadar kızdıracak ne var ya? Sakin ol. Tatil fotoğrafı bu Ozan'cığım. Etrafında kızlar masayı da kuşatmış. Ey maşallah. Çok yardıma muhtaç bir hali var yalnız. Ağlamıştı ama Zeynep battım demişti ya. Şuna bak ya. Pislik herif ya. Resmen benim paralarım büyüyor tatilde ya. Şuna bak. Ya kızım.
Bu ne lan? Aa! Şerefsizin yaptığına bak. Masadaki salata tabağındaki hıyara da beni etiketlemiş, iyi mi? Şunu gülüşe bak pisliğin. Ben sana yakınlarda ben demiştim, demiş miydim? Demiş miydim? Abi olaya bak ya, of! Pis herif, pis! Allah Allah, emniyetten. Ne? Emniyetten mi? Son günlerde folk balıklarına, pandalara yardım parası topluyoruz kisvesi altında piyasayı oldukça yüklü miktarda dolandıran bir şey. Hayır. Tespit edilmiştir. Lütfen bu dolandırıcılara nasıl mesaj atın? Yeter. Tamam yeter. Sen demiştin yeter. Allah kahretsin yeter. Yeter. Donumuza kadar aldılar iyi mi? Donumuza kadar senin gerizekalı şeyin yüzünden. Şimdi telefonumu versene. Alsam mı? Şaka vereyim aslında. Allah'ım ya. Alo. Buyurun. Evet benim. Ne? Ne? Maliye mi? Nasıl yani? Ha? Olamaz ama ödedik hepsini. Ne? Hepsini ödedik ya. Hayır, sakın. Sakın. Ne kadar müddet? Tamam. Tabii ki. Sakın. Yani sakın derken size öyle sakın ikaz anlamında değil yani. Yapacağız anlamında. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Allah'ım. Bittim ben. Ne oldu Zeynep? Hayırdır? Maliyeden aradılar. 2000 liralık bir şey çıkmış. Mutasar şeyim mi? Bir şeysi mi ödenmemiş, ne olmuş? 2000 liralık açık çıkmış, icraya vermişler Ozan. Ne? 2000 lira bir hafta içinde ödemezsen pastanemi kapatıyorlar. Aman abartma Zeynep ya. Ödersin parayı, sorun hallolur. 5 kuruş para kalmadı ki kasada. Uncu'ya verdim son parayı. Yani? Salağa bağladın iyice. Yani ne? 2000 lira veriver işte bana. Gideceğim, yatıracağım. Ah Zeynep, sen de mi ya? Sen de mi? Ne? Ne ben de mi Ozan? Sen de mi beni salak olarak görüyorsun ya? Sağılacak bir inek olarak görüyorsun sen de beni ha? Sen ne diyorsun anlamadım. Maliye diyorum sana, icra diyorum. Ben de yemezler diyorum sana. Eski Ozan olsaydım hadi hemen kalkalım o borcunu ödeyelim derdim ama canım sayende gözüm açıldı. Hangi gözün açıldı acaba? Öküz gözün açıldı herhalde. Uyduruyor muyum ben bütün bunları? Yani. Nerede görülmüş maliyenin açıp da borcunuzu ödeyin dediği? Hem de 2000 liralık borç için. Allah Allah. Tezgah mı kuruyorum ben sana Ozan? Bilemem canım. Ama yemezler diyorum ben sana. O eski Ozan çok değişti. Hem de senin sayende. Delirtme beni. Delirtme, değişik zaman mı buldun? Pastanemi kapatıyorlar diyorum sana. Ben de yemezler diyorum sana, tamam mı? Artık duygu sömelerine karnım tok benim. Ağlayacağım şimdi. Hiç ağlama canım. Hiç ağlama, öyle gözyaşlarına kanmamayı da sen öğrettin bana. Allah'ım manyak mı ya? Hiç manyak falan değilim. Senin uyarılarına kulak verdim ve değiştim artık ben. Değiştim. Ay, hiç öyle gözyaşına falan kanmam yani. Allah'ım uyandır, aküsü olsun gözünü böyle. Uydurma, öyle bir laf yok bir kere. Yemezler. Ulan ver o parayı dedim. Ver parayı. Bak nasıl oynuyor. Vallahi bir ay yiyecektim ama hiç... Vallahi billahi ciddiyim. Ver o parayı bana, beni delirtme. Allah Allah. Bir dakika kız dur. Ciddi maliyeden mi aradılar seni hakikaten? Anlayabildin çok şükür. Tamam aşkım ya. Niye söylemiyorsun? Hemen üstümü değiştireyim, bankaya gidelim yatıralım şu borcunu. Hemen aşkım hemen. Bak böyle şeyleri bana söylemiyorsun, kırılıyorum vallahi ya. Gerizekalı. Al işte böyle. Öküzü dövmeyeceksin. Öküzü korkutacaksın. Böyle de bir laf yok ama tam uydu. Oğlum madem karından korkuyorsun, izin alamıyorsun, niye bize söylemiyorsun? 2 saattir hazırlık yaptık, burada seni bekliyoruz. Ya bırak yalan söyleme Allah'ın seversen ya. Hadi Tolga, görüşürüz, bay bay. Tolga gelemiyor beyler. Hayda. Bu kadar da hazırlık yapmıştık ha. Ben anneme gidiyorum. Oyunumuz bitince görüşürüz, tamam mı? Oyun başlamıyor ki, bitsin Zeyno ya. Niye? Tolga Bey karısından izin alamamış, gelmiyor beyefendi.
Ay bundan sonra benim kıymetimi bilirsin artık hadi. Görüşürüz canım. Ya Ozan üç kişi ne yapacağız abicim? Ben de eve gidiyorum ya. Evet abi ben de geleyim en azından maçı kaçırmayayım. Olur oğlum maçı burada seyredelim ya hep beraber. Zeyno sen poker biliyor musun? Poker mi? Ben mi? Zeynep mi? Poker mi? Dalga geçme oğlum yani ne alaka ya? Soru bana soruldu değil mi? Niye araya giriyorsun acaba Ozan? Sen pokerini anlamıyorsun da ondan sevgilim. Eski köye yeni adet gerek yok. O eski köyü alıp senin neyse arkadaşlarının yanında şimdi. Vay dördüncüyü de bulduk Ozan. Ozan ben olsam ayağımı denk alırım. Epey iddialı oturdu masaya valla. Ya oğlum tipik kadın inadı işte ya. Biz şunları atıştıralım içelim ondan sonra da maç başlayınca maçı seyredelim. Tamam. Ne oynamıyoruz acaba? Tipik kadın inadından mı? Tipik kadından mı korkuyoruz? Neden? E sen çünkü poker oynamayı bilmiyorsun kızım. O yüzden. Benimle ilgili bilmediğin daha çok şey var Ozancığım. Zeynep gerçekten poker oynamayı biliyor musun? Evet. Hı. Biliyorum. Sen biliyorsun. Ha. Evet. Biliyorum. Sadece kurallarını bilmiyorum. Öğretirseniz hazırım. Durum bu. Isınma turları bunlar tamam mı? Tamam. Şimdi bak. Şunu öğren yani şimdi. Elindeki kağıdı daha büyük bir kağıtmış gibi göstermeye blöf diyoruz sevgilim. Bir daha söyler misin? Elindeki kağıdı büyük bir kağıtmış gibi göstermeye, daha büyük bir kağıtmış gibi göstermeye blöf diyoruz. Nasıl? Yalan söylemek gibi mi? Hayır aşkım ya. Blöf yapmak, yalan söylemek değildir. Oyun içinde normal, yalan sayılmaz o. Pek şey yapamadım yani. Ben anlamadım, pek anlayamadım. Kafam karıştı yani. Zeyno bak, elindeki kağıdı... Yani daha büyük bir kağıtmış gibi göstererek karşındakileri kaçırmaya çalışıyorsun. Anladım galiba. Vallahi bir daha anlatayım diyeceğim ama o kadar boş bakıyorsun ki vallahi hiç anlayacağını sanmıyorum Zeyno ha. Bu ses tonunda konuşmaya devam edersen yalnız akşam kanepede yatarsın. Yapma Zeyno ya orada belim ağrıyor biliyorsun. Sen bilirsin cicim. Tamam bir daha anlatayım o zaman. Bak şimdi aşkım. Tamam ya gerek yok. Nasıl? Blöf yapmayı anlamış mıyım acaba? Vay salon blöfü. Gayet iyi. Aferin kız. Bunu yapıyorum Başkan Bey. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz ha. Anladım şimdi. Neymiş? Söyle bakayım. Kanepede yatarmışsın. Hadi bakalım. İyi. Sana da anlatayım. Sen de biraz zayıfsın pokerde çünkü. Evet, elindeki kağıdı daha büyük bir kağıtmış gibi göstermeye blöf deniyor. Biliyor musun lan? Evet, elindeki blöf. Kağıdı daha büyük bir kağıtmış gibi göstermeye göstermeye ne denir? Blöf deniyor. A. Blöf. Blöf. B. Tamam. Blöf. Hadi o zaman. Blöf. Hazır mıyız? Yulaf. Ver bakalım kağıtları. Tamam bu ısınma turuyla. Elinde kağıt büyük mü küçük mü onu söyle bakalım. Büyük. Teşekkür ederim sağ ol. Onda. Zeynep. Hı? Onda dedim. Tamam. Varım. Varım. Ben yokum. Ben de yokum. Ne var kız elinde? Ha? Acaba biraz daha arttırsa mıydım ya? Vay, bu surata bak. Kesin iyi bir şey var elinde. Ozan. İşin zor kardeşim, ben iyi ki kaçmışım. Vallahi ben de iyi ki kaçmışım ha. Zeynep? Ne? Artıracağım mı, artırmayacağım mı, ne yapacağım? Düşünüyorum. Yok usta, kaçtım ben de ya. Korktun beni. Ne var kız elinde, göster bakayım. Abi 2-9'lu var. 3 kızla kaçtım lan ben. İyi mi? Değil tabii ki ya. İyi değil ya. Lan keşke devam etseydim. 3 kızla alırdım ha. Yalnız aşkım helal olsun ha. Ya, öyle bir poker suratım var ki kaçırdın beni kız. Poker suratı? Tabii canım böyle pokerde böyle donuk suratlı böyle elini belli etmeyen surata poker suratı derler. Helal olsun vallahi kaçırdın beni kız. Ay öyle diyorsunuz. Sevgili poker oynamayı öğrenemedi ama poker suratı yapmayı öğrendi. Helal olsun sana poker suratlı Zeynep. Poker surat. Kafam şeyde çamaşır makinesine çamaşır koydum derisini yükseltim yükseltmeyeyim mi onu düşünüyorum. Ben gidip bakayım siz el işi yapana kadar aklım orada çünkü benim. Sana tek kartta.
Ben de iki kart alacağım. Burası kurtlar sofrası kızım, anladın mı? Seyredeceksin, öğreneceksin. Yoksa kaybedersin, anladın mı? Gider. Konuş bakalım, sıra sende. Hepsini koyuyorum. Aşkım, bak papaz helal pilav yemez yani. Demin bir kere hasbelkader tutturdun, olmaz bak. Yani. Kızım bütün paranı alırlar ya, anlamıyor musun sen? He? Pas. Benden de pas. Amma korkak çıktınız. Ay Zeyno, poker suratlı Zeyno. Demek senin dersini vermek bana düştü ha? Görüyor musun? Buyurun. Neyin var canım? Üç papaz. Üç as canım. Çok acele etme. Bir papaz daha. Bunu görebiliyor musun? Ne görüyorsun? Blöf değilmiş. Al canım al. Al paralarımı. Para alayım da güzel güzel düzenli bir kadınım ben. Ben biraz daha para alacağım. Dur cüzdanına. Giriyorum sen. Şeyden. Tavla şeyinin içinden al öteki. Hazine istasyon yapma, sıra sende. Ay neydi o adamın adı? Hangi adamın adı? Biraz önce söyledin ya sen. Maça papazı. Hayır o değil. Öteki sıra sende dediğinde tamam manasında. Neydi ya? Ulan 20 yıldır bu oyun oynuyorum. Yemin ederim hiç bu kadar karışık gelmemişti bana ya. Ya aman. Tamam. Bob. Bob yok kızım. Rest. Görüyorum. Kızım sen de her şeyi görüyorsun ya. Amatörler görür her şeyi ya. Ne yapayım? Elimi iyi görüyorum. Niye kızıyorsunuz ha? Amatörler görür kızım. Şurada keyifli bir poker de oynatmıyorsun insana be. Allah Allah. İyi ama iyi ki görüyorum yani. Niye gömeceğim? Niye kızıyorsun? Ne? Senin elinde ne var? Neyin var? Her şeyi görüyorsun kızım. Neyin var neyin var? Bir ağzınızda blöf yaptırmadım. Bir şeyim yok. Al kazandın işte tamam. Elim iyiydi gördüm. Görmeseydim keşke. Vallahi. Tamam diyorum kızım işte kazandın. Al çek paranı hadi. Sadece böyle her şeyi görürsen oyun bir yere gitmez. Biter diyorum. Yo ben yıllardır neleri görüyorum. Oyun hala devam ediyor. Tamam kızım yeter uzatmana gerek yok. Ama dur şansı aşkım. Bir dahakine sen kazanırsın. Yok canım bir daha oynamam seninle ben. Aa çocuk gibisin Ozan. Ne yapayım senden daha zekiyim. Tamam dedim Zeynep ya tamam. Daha çabuk öğreniyorum. Allah Allah. Kızım üstüme gelme hadi iyi geceler. Tamam ya sana yani seni bir de çok iyi tanıyorum. O yüzden de kaçınılmaz oluyor kazanmam. Sen bana laf sokmaktan keyif mi alıyorsun? Yoo sadece kazanmam kaçınılmaz diyorum. Tamam öyle diyorsan öyle olsun tamam mı? Seninle uğraşacak enerjim kalmadı. Hadi iyi geceler. Ah be. Tam kazanmaya bu kadar yakınken vazgeçiyorsun ha. Kızım kaybettim dedim ya. Kaybettim tamam mı? Kabul ettim kaybettiğimi. Niye hala dalga geçiyorsun benimle? Yok kazanmaya çok yakınken falan diye. Gerçekten ama kazanmaya çok yakınsın. Kaybettim dedim Zeynep. Ne demek çok yakınsın? Çok yakınsın. Ne demek? Yani kumarda kaybeden aşkta kazanırdı. Ama yani madem ısrar ediyorsun. Tamam haklısın. İyi geceler. Zeyno. Blöf yapıyorsun değil mi aşkım? Birim. Ha? Birim. Blöf? Birim.
Blöfünü gördüm. Thank you.